kandırdım. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma yeni gelenler için tekrar söylemek istiyorum. Ben Damla, Avustralya'da yaşıyorum ve sizlere Avustralya'dan güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz ki her sene Sydney'de çok büyük bütçeler harcanarak havai fişek gösterileri yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda sadece internetten takip ediyordum, canlı yayından bakıyordum. Bu yıl da canlı olarak izleme şansına sahip oldum. Çok güzel, çok emek harcanmış bir gösteriydi. Haliyle bu kadar fazla bütçeyle hazırlanan bir gösteriyi çok fazla insan izlemek istiyor. O yüzden Avustralya'nın çeşitli yerlerinden gelenler, aynı zamanda yurt dışından gelenler de bu gösteriyi izlemek istiyorlar. Her yer insanlarla dolup taşıyor. İzleyebilmek için çok fazla nokta var aslında. Birkaç tane park var, parayla giriş yapabileceğiniz yerler var, ücretsiz giriş yapabileceğiniz yerler var. Biz arkadaşlarımla Bradfield Park'ı seçmiştik bu yıl için. Yaklaşık 18 dolarlık bir fiyatı vardı. Diğer yerlere nazaran en ucuzlarından bir tanesiydi aslında. Havai fişekleri görüş açısı olarak çok güzel bir yerdeydi. Gösteri için insanlar saatler öncesinden gidip yer tutmaya çalışıyor. Benim gittiğim Bradfield Park'ta da sabah 8 gibi açılıyordu sanırım kapı. Ben 11 gibi gittim. Bütün güzel yerler kapılmıştı. İnsanlar her yere çadır kurmuştu. Kendi alanlarını belirleyecek şekilde örtüler sermişlerdi ve çoğu insan zaten hali hazırda gelmişti. 11'den sonra da tabii çok fazla insan geldi. İnanılmaz doldu orası. Yine de eğlenebileceğiniz kendi alanınızı oluşturabiliyorsunuz. Biz de arkadaşlarımla oturup çeşitli oyunlar oynadık. Kart oyunları oynadık. Kaynaşılabilecek güzel bir ortam oldu. Güzel videolar çekmiştim orada arkadaşlarımla otururken. Gösteri öncesi, parkla alakalı, orada yaptığımız etkinlikler. Ama maalesef bu karışıklığın arasında hafıza kartlarımdan bir tanesini kaybettim. Ve videonun geri kalanı, daha doğrusu en başları maalesef artık elimde yok. O yüzden ben de videoyu yayınlamama kararı almıştım. Bir de 2020 sonrası böyle kötü giden olaylar, buradaki yangınlar vesaire olunca videoyu yayınlamak istemedim açıkçası. Ama sonra düşündüm ki ne kadar 2020 çok beklediğimiz, istediğimiz gibi gitmese de aslında tam da böyle zamanlarda birazcık insanların morale ihtiyacı oluyor. Ve ben de bu güzel videoyla sizlere birazcık olduğunuz psikolojiden az da olsa çıkartmak istedim ve bu videoyu yayınlamaya karar verdim. Umarım bu videoyu beğenir ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. O zaman şimdi sizi o güzel anlarla baş başa bırakıyorum. Bilmiyorum ki güzel oldu mu? Sen söyle, siz söyleyin. Aşağı yorumlara yaz, olur mu?
Thank you.